Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 6. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Dağılma özelliğinin geometrik yorumu. Konumuzu büyütelim. Şöyle büyütelim. Dağılma özelliği geometri sorularınızda karşımıza çıkabilir. Burada şekilleri parça ve bütün olarak değerlendirmemiz gerekir. Örneğin bakın, burada 7 tane kare var. Burada 3, burada 6. Bakın tamamında 9 tane. Kare sayısını, sarı kare sayısını 7 çarpı 9'dan 3'ü çıkararak, yani tüm karelerden mavi kare sayısını çıkararak bulabiliyoruz. Tüm karelerin sayısını da 7 çarpı 3, yani mavi karelerin sayısı, artı 7 çarpı 6, yani sarı karelerin sayısından bulabiliriz. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Yukarıda verilen şekildeki yeşil karelerin sayısını, tüm karelerin ve turuncu karelerin sayısını kullanarak bulunuz. Arkadaşlar, şimdi bakın burada 5 tane kare var. Burada tamamında 11 tane kare var. Şöyle yazalım. 11. Burada ise 4 tane kare var. Ne yapıyorum? 5 çarpı yeşil istemiş bizden. 11 eksi 4. Buradaki 5'i içeriye dağıtıyorum. 5 çarpı 11 eksi 5 çarpı 4. 55 eksi 20'den cevabım 35 olarak geliyor. Yukarıda verilen şekildeki mor karelerin sayısını, tüm karelerin ve turuncu karelerin sayısını kullanarak bulunuz. Arkadaşlar, şimdi burada 3 tane var. Burada bakın, mor karenin sayısını istiyor bizden zaten. Burada 5 tane var. Buranın tamamında ise 8 tane var. Ne yapıyorum? Burası ortak olduğu için arkadaşlar 3 çarpı tamamından, yani tüm karelerin sayısından turuncu karelerin sayısını çıkaracağım. 3 çarpı 8 eksi 3 çarpı 5, 24 eksi 15'ten cevabım 9 oldu. Yanda verilen şekildeki tüm karelerin sayısını, yeşil ve mor karelerin sayısını kullanarak bulunuz demiş. Bakın burada 5 tane var. Burada 2 tane var. Burada da 6 tane var. Arkadaşlar, mor karelerin sayısını, şimdi 5 çarpı mor karelerin sayısı şurada 2 tane. Yeşil karelerin sayısı 6. Bu şekilde yazıyoruz. 5'i içeriye dağıtıyorum. 5 çarpı 2 artı 5 çarpı 6. 5 çarpı 2 10. 5 çarpı 2 30 yapar. Topladığım zaman 40 geldi. Yanda verilen şekildeki tüm karelerin sayısını, turuncu ve yeşil karelerin sayısını kullanarak bulunuz demiş arkadaşlar. 3 çarpı. Burada 4 tane, burada 4 tane var. Yani 4 artı 4. Parantezin içerisine dağıtıyorum. 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 4. Burası 12 artı 12'den 24 olarak geldi. Yukarıda verilen mavi bölgenin alanını, tüm dikdörtgenin ve yeşil bölgenin alanını kullanarak bulunuz. Arkadaşlar, şimdi burası 6 çarpı tüm dikdörtgen, bakın buranın tamamı olur, 14 eksi yeşil bölgeyi kullanarak bul demiş. Parantezin içerisine dağıtıyorum. 6 çarpı 14 eksi 6 çarpı 10, 84 eksi 60'tan cevabımız 24 santimetre kare oluyor. Yukarıda verilen turuncu bölgenin alanını, tüm dikdörtgenin ve mavi bölgenin alanını kullanarak yapınız. Arkadaşlar, şimdi ortak olan taraf 3 santimetre. Çarpı tüm dikdörtgen ne kadar yapıyor? 8 artı 5'ten 13 yapıyor. Eksi mavi bölge demiş. Mavinin bakın uzunluğu 5. 3'ü arkadaşlar ben içeriye dağıtıyorum. 39 eksi 15 oldu. Buradan cevabım 24 santimetre kare geldi. Yanda verilen mavi bölgenin alanını, tüm dikdörtgenin ve turuncu bölgenin alanını kullanarak bulunuz demiş arkadaşlar. Şimdi burası 9 çarpı tüm dikdörtgen 6, turuncu bölge 3, parantezin içerisinde dağıtalım. 9 çarpı 6 eksi 9 çarpı 3. Burası 54 eksi 27'den cevabımız 27 santimetre kare geldi. Yukarıda verilen tüm dikdörtgenin alanını mor ve pembe bölgenin alanını kullanarak bulunuz. Ortak olan kenar 6 santimetre çarpı mor 4 pembe 10. 6'yı içeriye dağıtıyorum. 6 çarpı 4 artı 6 çarpı 10. Burası 24 olur. Burası 60 olur. Topladığımızda 84 santimetre kare geldi. Yukarıda verilen tüm dikdörtgenin alanını, sarı ve mor bölgenin alanını kullanarak bulunuz demiş. Yine arkadaşlar ortak olan 4. Sarı 12, mor 4. İçeriye dağıtıyorum. 4 çarpı 12 artı 4 çarpı 4. 4 çarpı 12 48 artı 4 çarpı 4 16 yapar. Burayı topladığım zaman 64 santimetre kare geldi. Son şıkkımıza geçelim. Yanda verilen tüm dikdörtgenin alanını mavi ve yeşil bölgenin alanını kullanarak bulunuz demiş. Ortak olan kenar 12 santimetre. Mavinin uzunluğu 8, yeşilin uzunluğu 2. Parantezin içerisine dağıtıyorum. 12 çarpı 8 artı 12 çarpı 2. 12 ile 8'i çarpıyorum 96 artı 12 ile 2'yi çarpıyorum 24. Buranın toplamı 120 santimetre kare oldu. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.